Türkiyənin məşhur Habertürk kanalında baş nazirin müavini Əli Həsənovun barəsində reportaj yayımlanıb. Reportajda Əli Həsənovun nəvəsinin avtoqəza xəbərlərindən söhbət açılır. Hadisə zamanı yaralanan şəxslərin şikayətini yayımlayan kanal baş nazirin müavinini zərər çəkən tərəfə aldatmaqda günahlandırıb. Bildirilir ki, qəzadan sonra Əli Həsənov onları şikayətçi olmamağa və bunun müqabilində bütün xərcləri ödəyəcəyinə dair vəd versə də buna əməl etməyib. Həmin reportajı təqdim edirik. Şəhər mühəndisi Muttalib Tekiş, eşi Songül Tekiş və çocuğuyla Bakü'de yaşıyor. İki yıl önce yürüyüş yapan çifte dönemin başbakan yardımcısı Ali Hasanov'un torunu Nail Allah verdiği evin kullandığı otomobil çarptı. Üstelik iddiaya göre aracın hızı 240 kilometreydi. 3 gün Azerbaycan'da yoğun bakımda kalan çift Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Muttalib Tekiş, kaza nedeniyle %37, eşi ise %80 oranında engelli kaldı. Songül Tekiş artık yürüyemiyordu. Bir çocuk da mutlu, huzurlu ailemiz. Artık acılı, çilekeş bir hayata dönüştü hayatımız. Çocuğumun en büyük hayali elinden tutup parka götürmem. Kaza nedeniyle işleriyle ilgilenemeyen Muttalib Tekiş'in onlarca konteyner malı limanlarda renk kaldı. Biriken kira borçları nedeniyle de zor duruma düştü. Milyon dolarlık Afrika'da olan yatırımlarım şu an benim bu kazadan dolayı ilgilenemediğimden dolayı her şeyime el konulmuş vaziyette. Mallarım gümrükte kalmış durumda. Türkiye'ye borçlarımı verememiş durumdayım. İddiaya göre kazanın ardından dönemin başbakan yardımcısı Ali Hasanov, Songül Tekiş'i arayarak tedavi masraflarını karşılayacaklarını belirtti ve şikayetçi olmamalarını istedi. Ancak verilen sözlere tutulmadı. Zor durumda olduklarını belirten çift yardım istedi.